Montessori'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Sait Coşaner var. Montessori okullarının sahibi, ayrıyetten de doktoru. Merhaba Sait Bey. Merhaba, hoş geldiniz Öncelik. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Doktor Sait Coşaner. 1969 yılında Limassol kentinde doğdum. Şu anda Girne'de yaşıyorum ve Montessori okullarıyla ilgileniyorum. Gördüğünüz üzere asla 48 yaşında olduğuna da inanamazsın Sait Bey'in. Hem psikolojik olarak hem pozitif enerjisiyle iyi bir okul donanımına da sahip. Biraz bize okullarınızdan da bahseder misiniz? Yani okulunuzda neler var? Eğitim amaçlı da olsa ailelerin en çok merak ettiği şeylerden biri okul öncesi çocuğunun ilkokula hazır olması. Bunları biraz anlatır mısınız? Okul öncesi eğitimin artık dünyamızda bir gerekli bir eğitim olduğu konusunda artık bir şüphe yok. Dolayısıyla okul öncesi eğitime aslında ailelerimiz eskisinden daha çok önem veriyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Biz 6 yıl önce Montessori okullarını kurmaya başladığımızda ve böyle bir şeye karar verdiğimizde Montessori eğitiminin bu okullar için en iyi bir eğitim felsefesi olduğunu düşündük ve öyle yola çıktık aslında. Kısa sürede aslında okulumuzu hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tanıtma adına hem de var olan diğer eğitim ekolleriyle aralarındaki farkı da ortaya koymak adına ciddi çalışmalar yaptık aslında. 6 yıldan beridir Girne Montessori Okulu'nu çalıştırıyoruz. Onun dışında 3 yıllık bir geçmişi olan Lefkoşa Montessori Okulu'muz var. Son 6 ayda da ODTÜ Montessori Okulu adı altında üniversite kampüsü içerisinde 3. bir okulumuz var. Montessori okulları bu yıl yeni bir uygulamaya girdi aslında. Hem buradan mezun olan çocuklar hem de burada öğrenim gören küçük çocuklarımızın, kardeşlerinin böyle bir hakkı olduğunu düşünüyoruz biz artık. İş böyleyken, bir aile olmuşken ve güven tesis edilmişken eğitimin de ne kadar ciddi bir boyutta olduğu ortadayken aslında biz bu çocukları öğleden sonra da Montessori çatısı altında bir arada tutmaya çalışıyoruz. Aktivasyon olarak neler var? Yani özellikle bir çocuğun sanatsal yönü, kişisel tercihlerini de baz alıyorsunuz sanırım. Biliyorsunuz dünyada çoklu zeka kuramıyla ilgili bir açılım var. Dolayısıyla buraya gelen her çocuğumuzun becerileri ve becerileriyle ilgili kısa sürede bir fikir sahibi oluyoruz aslında. Gerçekten sanatsal yönde bir becerisi varsa o yönde bu matematik alanında olabilir, birçok alanda olabilir. Bunlar keşfedildiği sürece aslında doğru bir yönlendirmeyle o becerisini desteklediğimiz zaman bir süre sonra müthiş sonuçlar alıyorsunuz ve bakıyorsunuz 6 yaşındaki bir Montessori çocuğu aslında size çok güzel bir tuval üzerinde bir şey yapabiliyor ya da oturup sizinle tartışabiliyor. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Son kez söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Çok uzun yoldan geldiniz. Öncelikle çok memnun olduğumu söylemek isterim. TV8 ailesine böyle bir imkanı sağladığı için sizin şahsınıza da onların şahsına da çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi eğitim çok önemli. Eğitim şart. Okul öncesi de artık bizim için önemli bir şey. Başka bir adreste görüşeceğiz.